Construction İşte Hayat programını sunar. İyi akşamlar efendim. İşte Hayat'la karşınızdayız. Bu gecelik 20 dakikalık bir rötarımız oldu. Sizlerden de özür dileyerek programımızı açalım. Evet, bu gece İşte Hayat'ta bir güzellik hikayesi dinleyeceğiz. Bir güzellik öyküsü dinleyeceğiz. Hem de kimden? Aslında kendisi bir ekol. Adamız için, ülkemiz için çok çok değerli bir isim. Benim için de büyük bir abim. Çok eski yıllardan tanıdığım, herkesin de çok severek bildiği, tanıdığı bir isim. Evet, mankenlik, sunuculuk, koreografi denilince, sunuculuk denilince akla gelen tek isim diyebiliriz. Çok eski zamanlardan şimdiki zamana kendisini bilmeyen, tanımayan yok. Bizlerden de biri aynı zamanda. Evet, Bülent Günkut abimiz aramızda. Ben de heyecanlandım. Yıllardan sonra yeniden seninle birlikteyiz abicim. Hoş geldin programıma. Evet, ayrıca Günkut Ajans'ın da sahibi ve ülkemizin de tek ve ilk ajansıydı kurulduğu aynen zamanlardan. Aynen. Bu zamana geçen uzun bir yol hikayesi. Evet, çok uzun bir yol hikayesi ve seninle birlikteyiz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Seni burada programda ağırlamaktan hoş geldin tekrardan. Hoş gördük. Diyorum. Evet. Hoş geldik. Öncesinden başlayalım diyorum. Çünkü 50 dakikaya nasıl sığdıracağız yaptıklarını, hala daha yapmakta olduklarını. Önümüzde bir yarışma var, başvurular devam ediyor. Kitap var, onlara da değineceğiz sırası gelince. Ama şöyle bir eskilere gidelim diyorum ben. Nasıl doğdu, nasıl bu istek, bu aşk, o yıllarda bunu nasıl düşünebilmiş ve sektör haline gelmiş bir ajansı düşünebilmişsin o yıllarda abicim. Evet, bekliyorum, senden alalım. Çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten de bu capcanlı berete akşamında işte hayatta seninle olmak ve kalite üzerine bir sohbeti markalaşan bir yolculukta efsane duruşunda aktarmak. Tabii ki bant yayınlarda daha farklı oluyor. Canlı yayınların daha bir özel, evet, gizemi var, duruşu var, cazibesi var. Bülent Günkut'un yol hikayesi sevmekle başlar. Dolayısıyla sevgi hep vardı, evet, içimizde. Sonra bu sevgi yaşam yıllarında da arttıkça arttı. Ben adını 1980 koydum toplumumuza, sevenlere karşı. 1980'i baz aldık, 44 yıl ama, evet, belki de bu ömrümde, ömür sürecinde küçük ilkokul müsamerelerinden bile, hı hı, gelen belki de 60 yıllık bir öyküdür. Evet. Okul müsamereleri, işte o deniz kasabasında kalan huzur dolu çocukluk yıllarındaki, evet, bize konserler, gönderdiğin şarkılar, fotoğraflar da şu anda ekrana geliyor. Evet, çok teşekkürler, evet, ediyorum. Benim uzun yılların böyle anılarından güne gelen farklı yaşların, farklı anekdotları. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Güzellikler ilk önce Mutlu Barış Harekatı'ndan önceki 71-72 yıllarında Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Türk Güzellik Yarışması olarak başlattıkları, benim henüz lise öğrencisi, hı hı, olduğum bir yıllarda Larnaka'da ilk Kıbrıs Türk Güzeli seçimi oldu, adı kurumsal duruşuyla. Orada ilk Kıbrıs Türk Güzeli'ni taçlandırdık ben lise öğrencisiyken. Ama hep merakım, hep o yıllardaki güncel dergilere veya magazinlere bakışımdan da dolayı hep içimde vardı. Bir de o kasabada yaşatılınca 1971'de bir de Kıbrıs'tan 22-25 dolayında bütün ada geneli Kıbrıs Türk genç kızlarından katılanlardan birisi de benim kız kardeşim olunca, evet,
başka bir anlam, önem kazandı diye. Anılarda güzellik öyküsü böyle başlar. Ama tabii ki 1984'te de Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra ilk güzellik yarışmasını tabii ki düzenliyorsunuz. O yıllarda bunu düşünmek, bunu sunmak, bunu kabul ettirmek çok nasıl bir süreçti? Neler yaşandı, neler anımsıyorsun? Ve şu anda da sanırım ekrana yansıyan evet, ilk seçilen güzellerimiz. Evet, ilk kraliçe Hülya Arçay mıydı? Aynen. Evet. Hülya Arçay, Emine Canbaz, Nilgün Atagür üçlüsü. Unutulmaz tarihimizdeki ilk üç tacın sahibi, evet, sahibesi. Dolayısıyla evet, monitörümüze de yansımıyor bu tarafta. O yüzden evet, birazcık evet, diğer arkadaki evet, monitöre bakmak evet, zorunda kaldık. Evet, tabii ki evet, görebiliyorum. Orada dolayısıyla o çok özeldi. Çünkü 1983, bir yıl önce biz dünyaya yaşayan ve yaşatılacak bir olgu evet, olarak 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın üzerinden geçmiş, 10 yıl sonra savaşın travması, güneyden kuzeye geçişin öyküsünde 10 yıl o intibak dönemini an be an anımsıyorum. Evet ve 50. yılı, şeyi de söyleyelim şimdi, hem Cumhuriyet'ten bahsetmişken Barış Harekatı'nın 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Coşkuyla da kutlayacağız. Tabii ki. Evet, törenler en üst düzeyde de biliyorsunuz ki Türkiye'den de heyetler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada olacak. Görkemli kutlamalara katılacak. 50 yıl harekattan 50 yıl bu yana. Çok evet, özel yıllar. Çok, neler söylemek istersin yeri gelmişken de? Ben tabii ki bugün de 18 Temmuz evet, bu CAP canlı yayında. Evet. Ben 50 yıl önce 18 Temmuz 1974'te 3 gün öncesi kapanan yollardan dolayı, o zaman 15 Temmuz darbesi vardı. Ben de üniversite 2. sınıftaki Ege Üniversitesi'nde bir stajyer olarak staja gelmiştim. Evet. O zamanlar 50 yıl önce çok meşhur endüstri mühendisliği okuduğum için iş akışı bazında AYKO'muz vardı. Ayakkabı evet, kooperatif. Şimdi sadece boş binaları Gelibolu Marmara bölgesinde duruyor benim hüzün geçişim olarak. İşte 15 Temmuz'da yollar kapandı. O gün 15 Temmuz yine bir pazartesiydi. Yollar kapandı. Lefkoşa'da kısıldım. Rumların kendi iç darbeleri, çarpışmalarından dolayı Türkler bölgelerine dönemedi, evet, kantonlarına dönemedik. Üç gün bir dost akraba yanında kaldık. Sonra radyolardan şifreli haberleşmeler falan, 18'i sabah açtılar yolları otobüslerle. Hiç unutmam, o sabah da Larnaka'ya gidecek dönemin 50 yıl öncenin otobüs evet, şirketlerinden birisiyle canhıraş feryat. Kasabaya böyle bir gün vardım. Bir gün sonra da 20 Temmuz sabahına Mutlu Barış Harekatı başladı. Biz 21'ine bu Mutlu Barış Harekatı'nı gözyaşlarımız, sevinç coşkularımız arasında çizilen hatların berisinde kaldığımız için de evet, benim de ve benim gibi olan bütün güneydeki bir dolu şehrin, kasabanın esareti başladı. Hı hı. 66 gün. Evet. Dolayısıyla biz bugün çok özel 50 yıl yaşadık. Evet. Özgürlüğe geçişin, varoluşun ve bu mücadelenin de tanıtma adına süren 50 yılı. Evet ve işte bu tanıtma adına da aslında başlattığın güzellik yarışmalarıyla ya, birlikte evet, aslında çok çok önemli bir kazanım olmuş oldu ülkemiz adına. Kesinlikle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına. Tabii. Çünkü uluslararası platformda da adımızı en azından bu yönde tanıtabilmek, işte o sınırları aşabilmek, ambargoları bir nevi aşabilmek için önemli adımlardı bunlar ve yıllardır da süre gelen bu yarışmalar hiç başarılı bir şekilde yılmadan. Evet. Evet. Çünkü bir olgumuz var. Hı hı. Adı 15 Kasım 1983'te 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra konmuş bir cumhuriyet var. Yaşayıp yaşatılması da hedeflenen. Dolayısıyla ben o isimle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak
ve ilerleyen yıllarda da North Cyprus olarak dünya platformlarında kabul gördüğüm evet. bu olguyu taşıyoruz. 40 yıl bir evet. hikaye. Ve başvurular devam ediyor. Yeri gelmişken evet. devam edelim. Yine tabii. eskiye de döneriz. Birçok şey var evet. böyle parça parça ilerleyeceğiz tabii ki. Evet. Bu sene 2024'ün de 40. yılımız. 40. yılı ve bayların da çeyrek asırdır. O Kanser Hastalarına Yardım Derneği evet. ile ilerliyoruz. Onun 26.sı olacak. Başvurular devam ediyor, ediyor değil mi? Ve Ağustos'da yarışma. Büyük final. Büyük final evet. Afişimiz de var, onu da ekrana getirirsek bu arada. Final yolculuğu için 26 Temmuz son gün. Evet. Yani bir haftamız kaldı yaklaşık. Evet. Gelecek Cuma, 26 Temmuz Cuma gün sabahleyin Miss Kuzey Kıbrıs kızların başvurusu sonlanacak. Aynı gün öğleden sonra 15'te de bayların. Dolayısıyla 18-24 yaş arasında hani buradan da tekrardan 2006 ve 2000 doğumlu yaş sınırı dünya kabulündeki literatürde ve dünya güzellik yarışması formatında da altını çizmek gerekiyor. Çünkü tabii ki herkes ben 40 yıldır ilgilenen bir asil duruşuyum belki adadaki kurucu başkan olarak ama bilmeyenler olur. Miss World dünya güzellik yarışması evet. hani 53'lerden beri hayatta olan 71-72 yıllık İngiltere kökenli Miss World konseptinde de son 10 yıldır aldıkları kararla da amaçlı güzellik anlamlı desteklerle yücelir ilkesinden de mayolu geçişi yok. Evet. Bu yüzden mayo çok ailelerde çok kriter oluyordu. İngilizler de 10 yıl önce 2014'te bu radikal kararı aldılar. Mayoyu kaldırdılar. Bir evet. genç kızın, bir kadının güzelliği, kültürü, aklı, duruşu ve çağdaş sportif özgüveniyle ki ülkesini temsiliyetidir diyerek dünyaca ünlü modacıların, ulusal kostümlerin sahnelendiği finallerde Miss World seçiliyor. Evet. 10 yıldır. Peki İlk yıllara nazaran şu an organize edilen güzellik yarışmaları ülkemiz adına tabii ki konuşuyoruz. Evet. O fark, o zorluklar ya da kolaylıklar biraz geçmişle kıyas yaparsak çünkü hep işin içindeydiniz. Neredeyse her şeyi böyle işlediniz tabii. ince ince zamanında çünkü daha zordu eskiden. Tabii ki zordu. O farkları ortaya koyar mısın? O anılarda neler var ve şu anki geldiğimiz nokta nedir? Önce kabul görme zorunlulukları yaşandı 40 yılın içerisinde yıllarca kaldı ki o yıllar eski dünya güzellik formatı olarak bir bölümü de mayoluydu. Dolayısıyla gerek mayonun aman aile kızları mayo giymez diyen veliler, erkek arkadaşlar gibi gibi caydırıcı etkenler, kabul görmeyenler veya kostüm akışını geçin, güzellik yarışı işine o olacak, şu olacak diye, manken mi olacak diye. Evet. Hayır, bunun kabulü Miss Kuzey Kıbrıs olmak, model olmak, film yıldızı olmak değildir. Miss Kuzey Kıbrıs olmak, çağdaş kriterlerde bu ülkesini temsil edecek yaşı, eğitimi, duruşuyla çağdaş kızlarımızın bir platformdaki yarışmasıdır ekletme olarak çok evet. zor yıllarım geçti tabii ki. Dediğiniz gibi bu güzel... Şimdi çünkü sponsorlar da var ama o yıllarda bunlara... Sponsorlar için yani şöyle diyeyim sevgili Sevil, sponsorlar o yıllarda 40 yıl önce büyük bir coşkuylaydı. Yani kostüm sponsoru sevinçle giydirirdi. Mayo sponsoru dönemindeki mayoları armağan ederek ayakkabıcıları öyle sponsorların zorluğu şimdi teknik güce ve görselin havaya yansımasında oluyor. Anladım. Çünkü öyle bir yıllara girdik ki artık görsellik önde, o görselliği de taşıyan ses ışık led firmaları önde, büyük meblağlar onlarda. Bu yüzden onları karşılamak için sponsorlar şimdiki zorluğumuz. Evet.
O yıllarda yoktu. Üç tane köşe lambası, bir tane ses düzeni, maksat sahnedeki olgun güzellikle geçiyordu. Evet. Ama şimdi öyle mi? LED'ler geçecek, ışıklar işte de daylight olacak. İşte BRT'deki canlı yayınımız için çok güçlü bir ses ışık tutulacak. Büyük meblağlar bunlarda. Bunlardan dolayı zorluk çekiyorum. Evet. Sponsorlar açısından da. Evet. Ama peki, gerisinde yok. Bu kadar yıl var olmayı Bülent Günküt neye borçlu? Sevmek. Sevmek. En başta söylediğim. En başta söylediğimde de sonuna dek duracağım bir olgu bu yaşımda, bu başımda, bu deneyim yıllarımda. Ki 44 diyorum, 80 ile başladım diyorum. Öncesini de saymayayım. Helali hoş olsun. Evet. Ama 44 yıl eğer sevmesen, evet, eğer 44 yıl namusun, onurun, gururun olan soyadını, aile soyadını, ki ben programın başında bile Günkut'la, evet, o kadar Günkut, evet, ajansı Günkut diyoruz. Önce onu söyledim. Bu işte. Düşünün. Yoksa zor değildi bir çiçek, böcek, dağ, bayır adı koyarak bir, evet, oluşum, duruş, bir kavramdan gitmek. Hayır dedik. Günkut olsun. Böyle gitsin. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Evet. Böyle gidiyor yani. Çünkü baktığımızda yeri geldi bir koreograf, organizatör. Ya. Son ilk ana ülkeye kadar bir mankenlik ajansı, evet, açabilme cesareti ve önünü açtınız, evet, ve bir sektör haline getirdiniz. Şimdilerde Cumhurbaşkanı Kültür Sanat Komitesi, aynen, üyesisiniz de aynı zamanda. Çok onu da belirtelim. Çok teşekkürler ediyorum. Çünkü kültür adına, ülkemiz adına zaten, evet, konuşuyoruz güzellik yarışmalarıyla. Gerçekten önemli katkılarınız var. Evet, Kültür Sanat Komitesi içinde. Bir yandan sunucusunuz, evet, ve BRT'de yıllardır yaptığınız. Ya, evet, beş Günkut'la var. Beş Çay'ı çok sevilerek dinlenen bir program. Biraz yani da bu sunuculuk kısmına da girelim. Öyle. Tabii ki öncesinde atlamayalım da, çünkü endüstri mühendisliği dediniz aslında çok farklı bir şeyden. Yani işte bir görsel sanatlar değil, bir konservatuvar değil. Hiç. Ama mühendis bir kişinin aslında gönlünde yatan. Turizm değil. Turizm de değil. Ki turizm kolejinden emekli bir öğretmenim. Ve tıp da kazandınız bildiğim, aynen, kadarıyla. Ama mühendislik okudunuz. Aynen. Kısaca çünkü o nasıl oldu? Yani çok farklı şeyler ama sizin gönlünüzde yatan belli ki bu işlerle uğraşmak ve onu yaptınız. Gönlümde yatandı ama anne ve anne tarafından büyütülmüş. Baba sadece doğumumdan sonra bir yıl, kız kardeşimin doğumuna kadar hayatta olmuş bir duruştu. Allah rahmet eylesin. Hiç görmedik. Dolayısıyla çok güçlü bir anneanne ve bir anne, iki demir kadın tarafından büyütülen bir Larnaka çocuğu olduğum için de, evet, burada acaba evet, ta kendileri onlardı ikisi. Bir önceki fotoğrafta, evet, evet. Dolayısıyla benim 1972'de de Lefkoşa Türk Lisesi mezunu olduğum yaz, Eylül'ü Ege Üniversitesi'ne başlayacağım veya gideceğimi bilmediğim ön üniversite arayışlarında, o yıl 50-52 yıl önce kazandığım puanlarla tamamen tıp, mühendislik gibi seçenekler vardı. Fakat benim içimde yok. Evet. Dolayısıyla ben ya bir sosyal bir şey okumak ya sosyal bir okul kazanıp ileriye dönük kazanmak istiyordum. Çünkü geçmiş zaman Erzurum, tıp, Elazığ, veteriner, hep bunlar çıktı, İstanbul. Evet. Bizim ata kadınlar, ikisi birden Larnaka'da, annem, anneannem, yok. Yok, sen uzaklara gidemen. Ya merkezi kalacaksın, İstanbul büyüktür seni yutar, Ankara soğuktur, İzmir. Evet. Bu sefer hedef de belirlendi, İzmir. Orada da İzmir'e endüstri uygun. Mühendisi. Orada endüstri mühendisi de ilk açıldı. Evet. İlk Kıbrıslı Türk öğrencisiyim. Evet. 40.030 numarayla 30 çocuk aldıkları bir bölümdü. Böyle tarihi esprili notlar var. Evet. Onu kazandık. Diğerleri hep hayal oldu. Hatta Ankara'da
O yıllar hiç unutmam, Keçiören'de olması lazım. Sosyal Hizmetler Akademisi bir şey vardı, yeni açılmış. Bize söyledikleri o yıl işte hastanelere idare amiri falan. Ben sevindim, mülakatlarına girdim, Ankara günleri. Evet. Sevkler yapılırken kazandım da yok, Ankara soğuk. Evet. Yani İzmir'e uğraş. İzmir. İzmir yakın gelmiş. Ve evet. Böylece biz İzmir Ege mezunu olarak iyi ki de diyorum. Bir sürede biz, mesleğini yaptın anladığım çok kadarıyla. Çok kısa sanayi holdingde ama evet. 79'un birinci gününden 86 sanayi holdingin iflasına, kapanışına kadar. Ve öğretmenlik var tabii. Aynen, onu atlamayalım. O yıllar sanayi herkesin holding, bildiği özellikle. Sanayi holdingin batışı durduruluşumla. İçimde de bir uhde hep öğretmen olmak. Hı hı. Çünkü ben üniversitede iken bile böyle öğrenci grupları, işte neşe kafilesi dediğim oluşumlarla Kıbrıslı arkadaşlarımı toplayıp, evet, büyüklerimi, küçüklerimi, bölge gezileri, Ege turları falan yaptığımız için de savaşa dek diyelim. Evet. 74'e kadar 2 yıl işte üniversitemiz oldu, 72-73 yılları. Sonra savaşımız, sonra devam nerede kalmıştık diyerek. Sonra da 77 Haziran mezuniyetim. Evet. Ve tabii ki bu işlere kalbinden, yüreğinden geçen işlere, evet, yöneldin. Ve Berete ile buluşma. Çünkü orada da az önce Berete söylediğim ile buluşma gibi hep vardı. Şimdi rahmet ve saygı dualarım iki Berete'liye gidecek. Bir tanesi rahmetli, benim için halef selef dediği, gözünü yumana dek idolüm Hüseyin abi. Hı hı. Kanatlı, küçük gencecik bir liseli öğrenciyken bile Larnaka'dan otobüslerle gelen, o yıllarda 72 öncesi plak yarışına kupon gönderme vardı. Hı hı. Radyo sevgisini, radyo aşkını biz kuponlar doldurup böyle koşturup postanenin oradaki Berete kutusuna atan gençlerdik. Evet. Ve Bayrak FM'de de 5 çayı, evet. O benim hayatımda ve sizlere, evet, kalacak tarihe notlardır. 94 evet ile başlayan 30 yıl süren, galiba maşallah şu anda Berete tarihinde yok. Evet. 30 yıl bir program ne güzel süren. Diline sağlık. Çünkü zannederim sağlık. Hüseyin abimin bile, Allah rahmet eylesin, 25 yıldı belki plak yarışı. Hı-hı. 15'in üstü. Günkutla Beşçay'ı 30. yıl. Evet. Ne güzel bir şey. Hem sizin adınıza Hüseyin hem bizim adımıza. Beni tanıdı. Hı hı. Mezun olmadan önce telefonlaştık mı, tanıdık. Zaten Larnaka Deniz Festivali'ne de, panayırlarımıza da sunucu o idi gelen diye. Ben hep böyle küçük heyecan. Evet. Onu bir abim, öğretmen olarak hep de takipte. Bir de kuponlarda Bayrak Radyosunda görünce de çağırttı, hı hı, konuk ses yaptığı oldu ve veya canlı yayın olur muydu unuttum, yalan da söylemeyeyim ama galiba misafiri olurduk. Hı hı. Bant yayındı falan, plak yarışlarının cumartesi pazar aktarımları, evet, onlara konuşturdu. Bu arada savaştan sonraki yıllarımda da bu Hüseyin Kanatlı dostluğumun gittiği yıllarda illaki sizler gibi belki de 77'de mezun olup 79'da da hayata atıldığımda artık 80'lerde bereteli olmak, mikrofonda ses vermek ama o yılki 50 yıl 44 yıl önceki formatlarda böyle notlara bağlı büyük sansürlü okumaların değil. Ben doğaçlama, evet, adamı olduğum için. Ama yine de yine rahmet ve saygı dualarım Sevilay Direkoğlu'na. Sevilay ablam nur içinde yatsın. Beni fark etti. Çok da sevmiş. Çok farklı bir ses tonumu hissedip çevresinde hayır bu sesten hiçbir şey olmaz diyen yine onun yandaşı çalışma arkadaşlarına jandark gibi durarak bana eski Berete stüdyolarında haftada bir en az ders verip hatta bir programa da konuk ses, bir tekst, bir sayfacık okumak, evet, ücret beklemeden
ileriye önümü görüp hissedecek gibi bir atla duruşuydu. Ben ikisine de rahmet diliyorum buradan. Evet, böyle oldu Berete ile tanışım. Sonra ilerleyen yıllar artık zaten 80'lerde ajans kuruldu. Evet. Moda olayı olduğu için zaten 80... Moda ile ilgili zaten programlarda katılıp canlı yayın olsun, band çekimi olsun. Bütün sunuculuk... arkadaşlarım sağ olsun hep çalışanlar, şimdiki kıdemlileriniz veya emekli olanlarınızın çalışacağı dış güç oldum. Evet. O güzelim moda gösterileri falan yavaş yavaş konuş sen anlat bölümünü diyerek daldan dala dedik, daldan sonra dedik, sabah kahvesi dedik. dedik. Popülarite yolunda ilerledik. Evet, beş çayı dedik. Ki 90'lı yıllar, 96 ya da 97 idi. Evet. Aslında direkt belki de doğrudan seninle tanışma fırsatım olmuştu. Ben de bak, üniversite yıllarında. Evet, o anımızı da buradan paylaşmak ben istiyorum. Ben de çok mutlu oldum. Sevgili Ziya Tunaç bana evet, bir vesile olmuştu. Bu yönetmen arkadaşım. Evet, hala daha içimizde. Seviye sunar mısın? Bir program var Bülent Günkut'la. Ay, böyle bir korktum. Nasıl tabii olur arkadaşlarım? Yok işte. Çünkü 97'de ben artık en popüler evet, yıllar evet, yarışma başlayan Berete, 12 yıl bir oldu. De canlı yayın dediler. Evet. Yani hiçbir canlı yayın deneyimim yok. Üniversitede radyo televizyon sinema öğrencisiyim tabii ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yani nasıl sunacağım? Evet. Dedi merak etme. Orada Bülent Günkut var. Arkadaşlarım hemen işte hatta bir hatıra fotoğrafımız olacak. Onu da paylaşırsak. Evet. Çok güzel. Evet. Git dışarıda bir çekim ama canlı yayın, sizi izleyenler olacak. Sevgililer günüydü yanılmıyorsam. O da özel. Evet, evet, şu anda ekranlara getirdik. Evet. Sahnede seni yönlendirir, hiç heyecanını alır. Çok Bülent Günkut'la. Karmi'de bir sahne olacak. O tesis şu anda var mı bilmiyorum. Yıllar geçmiş. Onu ben hatırlayamıyorum. Evet. Yani ben iyice hatırlıyorum. Çok güzel böyle faaliyetler yapıp veya bize Berete'ye kuruma da salonlarını açan. Kısa soluklu oldu ömrü zannederim, yok şimdi bu tesis. Ama ben Sevgililer Günü programı olduğunu evet, hatırlıyorum. Tabii ki. Ben de sahneyi hatırlıyorum. Yüksek platformlu evet, olan iki ve geçişli bir salondu. Orada izleyiciler vardı. Evet. Sahneye davet ettiğimiz konuklar vardı. Evet, hatırlıyorum. Aynen. Karşılıklı ama hatırlıyorum, böyle bir uyum içerisinde. Sizden çok o tecrübe güzel ve desteği alarak tabii ilk deneyimim canlı yayında o olmuştu. Onu da buradan aktarmadan geçemeyeceğim. Çünkü o anlamda emeğiniz oldu. Bilmeden de olsa. Tabii ki. Bak bugün orada bir tecrübe. Buralarda artık kıdemli. Özgüven gelmişti tabii, canlı yayında. Evet. Tabii ki, çünkü Berete'desiniz. Çok güzel ve çok sağlıklı bir programdasın. Duruşun. Teşekkürler. Eğitimin. Yani zordur. Bugünlerde maşallah bakıyorum da böyle ekranlar veya renkli camlar çoğaldıkça herkes sunucuyum diyor veya herkes bir programcıyım diyor. Hı-hı. Radyolarda da aynı evet, geçerli. Bu böyle değil ama. Tabii biz eğer haberciyiz tabii ki yoksa, esaslı işte, ama buradan bak, da habercilik program... yoksa ben sizi veya diğer renkli camlardaki arkadaşları da hep artık bir oturaklı, duayen, otorite bir abiniz olarak izliyorum. Ama aidiyet yoksa, bak bu 97'den kalan anın 2024'ün bu 18 Temmuz akşamında dile gelemeyebilirdi de. Evet. Sendeki o onurlu güzel duruşunla 30 yıl öncenin bile bu 25-26 yıl öncenin güzelliğini aktarmak, bunu bu yolda olan herkes yapsa ve biz gibi değerlerden inanın, muhteşem bir yayın adası veya iletişim adası olur adamız. Bakın Bülent Günkut hı hı, abiniz, hocanız, öğretmeniniz nasıl sevgiyle, yad ile, rahmet ve saygı dualarıyla andı iki değerli büyüğünü. Olur evet mu hiç? Ben onların idolü evet olmuşum. Yıllar oldu, daha yeni kaybettik Hüseyin abimi. Benim bu 44 yılımın içinde 4-5 evet yıl bile olsa o hep aynı saygıda. Berete'de karşılaştık, başka yerlerde hep halefim selefim diyerek. Sevilay ablayla rahmetlik bütün Cumhurbaşkanlığı dediğiniz Kültür Sanat evet Komitesi'nde ben Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Komitesi üyesi olarak
50 yıl yapılmayan, 1972'de sonuncusu yapılan liseler arası şiir okuma yarışmasını hayata geçirdik. Sayın Tatar Cumhurbaşkanımızın yüreklendirmesiyle ve 50 yılda bir yapılan, BRT'den de canlı yapılan, 50 yıl önce buluşan liseleri 50 yıl sonra buluşturduk. Bunlar evet, tarihe notlardır. Kesinlikle ve bu aidiyetle de anarak, bağdaştırarak. Evet, bu tarihe notlara aslında iyi ki de diyorum. Çünkü kendi yaşamınızı ele aldığınız bir kitap var. Bülent Günkut 70 adlı kitap okurlarıyla buluşacak. Ve 70 fotoğraftan oluşan bir de sergi değil aynı mi? Anda. 24 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20'de Lefkoşa'da Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu aynen da afişimiz. Ne güzel ki en azından böyle bir kitap gelecek nesiller için de önemli. Kesinlikle işte, çünkü diyorum ya 50 dakikaya nasıl sığdıracağız, sığmaz. Ömrüm yüzden içinde çok istediler. Dolayısıyla ben geçen günde dediğim gibi güzel bir post ve paylaşımımda değirmende ağarmadı bu saçlar, evet, dedim. Sayfam dostları doğum günüm tahmin etti. Oysa bu genel hayata bir duruşumdu. Benim 2024 3 Haziran günü idi 70. doğum günüm. İstedim ki Allah sağlık verdiği için hedefim bu 70. yaşımda da o nice 70 yaşlara, yıllık hayatım nice güzel sağlıklı yaşlara yazacağım ilk ve tek kitabımda olsun. Tarihe düşecek anılarıyla kitap hazır. Gelecek çarşamba davet hazır. Aynı anda da muhteşem postlardan hazırlanmış 70 fotoğraf da hazır. Dostlarımla evet, hem o sergiyi gezip hem kitabımı imzalayıp gelenlere, hem de içimde bir uhde, bir kar beklemediğim için, ticari bir yazar evet, değil Bülent Günkut. Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne aynen, değil kitabım mi? Kitabım Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne helal olsun. O akşam onlar da oturacak orada muhasebecileriyle kitabı. Evet, zaten teslim yıllardır Bay Kuzey Kıbrıs'ı birlikte 25 yıl, çeyrek asırdır yıldır, Raziye evet, ablayla evet, artık kardeş olduk. Böyle bir yolculuk, dediğim gibi özünde sevmek var. Hep de sevdim, çok eleştirildik. Çok yani abayı, sopayı göstermek, o atasözleri, saman altından işler, neler neler evet, ama hepsinin sonunda hak veya doğru birdir dedikleri var ya, o bir gün gelir meydana çıkar. Yoksa bu hayatım, bu 44 yıllık ajans kariyer yolculuğum veya içindeki 30 yıldır devam eden bayrak radyoculuğu, 25 yıldan öğretmenlik emekliliğindeki hatıram veya hayatım zaten ciltlere sığmaz. Evet. Benim şimdi öğretmen arkadaşlarım, emekli olduğum lisem, Haydarpaşa'daki canlarımın açtıkları gruplarda bile açık sözlülükle, Bülent Hocam, bu Haydarpaşa emekliler grubu sen varsan açıktır. Bu benim duyabileceğim evet, direkt öğretmen arkadaşlarım, yeni mezun, yeni emeklilerim bile. Bana 2011'de emekli olmuş bir arkadaşları olarak bile, 13 yıldır ben emekli olalı, sanki olmamışım gibi. Bunlar demek ki sevmek. Evet. Belki sevgimin adamıyım. Sevgi. İkizler Burcu'yum. Ben de İkizler Burcu'yum. Bu yüzden bak alabiliyorsun. Belki sevmek diyeceğiz. Bu yüzden bütün engellemelere, kendini bilmezlerden gelen eleştirilere, her şeye rağmen duruş gerekti. O da benimle 43. yılındaki evliliğimizde eşim evet, Zehra Hanım ve iki oğlum yanımdaki ana kalemiferleri. Böyle Bülent Günkut. Evet, ne güzel. Ve tabii yılın genç kızını da yıllarca ya, ona da değinelim, İskele. Evet, evet. O 1982. 82 ve sonrasında da yine Miss Kuzey Kıbrıs başladı. Bu sene yıl sonra olmadı. Olmadı, oldurulmadı. O ayrı bir yara içimde, uhde. O
42. yılında iskeleye armağan ettiğim, iskele ile özdeşleştirdiğim ve iskelede 1982'den itibaren farklı en az 3 belediye başkanı ve meclis üyelerinden sonra ne oldularsa son dönemin belediye başkanı ve meclis üyelerinin mobbing dediğimiz günümüz sektöründeki yaklaşımlarıyla, olmazlarıyla, bezdirme politikalarıyla beni İskele Festivalimden 42. yılda 42. yıl yarışmamda ayırmak zorunda bırakıldım. İskele ile özdeşleşmiş. Tabii ki. Yani geçmiş, ister istemez özdeşleşmiş. Aralarında iki başkanı rahmetlik oldu. Bir tanesi yaşıyor geçmenlerin saygılarımla. Bu son dönemle olmadı ama oldu. Onun burukluğu ama inşallah nerede kalmıştık diyerek bir yerden gençlik yarışması devam edecek. Evet. Peki bu kadar yılda tabii ki hep anılarını anlatarak bize aslında ya, bir şey, ama hiç böyle unutamadığın, böyle ya da çok komikti, şu an hiç gözümün önünden gitmiyor dediğin anlar veya hangi an var? Ya da birkaç tanesini bizle paylaşsan buradan. Teşekkür ediyorum. Yani anılarım çok hayatımda ama mesleki anılarda dediniz. Evet. Belki unutulmazlarımdan birisi 1988'de 200 milyon Asyalı'nın izlediği ve 88 yılı Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçemiz Fatoş Anıl'la Asya Pasifik Güzelliği'ndeki dördüncülüğümüz, ilk evet, milli resmi derecemiz ve de o yılın Fatoş'a destek amacıyla canlı yayında Asya Televizyonu'ndaki tercüman olarak sahneye çıkışımı unutamıyorum. Çok bir onur gunur. Yani 88'de böyle 200 milyon kişi izliyordu o Filipinler Hong Kong yapımı. O yıllar daha Hong Kong İngilizler idaresindeydi. Geçmemişti Çin'e. Bu anımız güzel. Evet. Bir de komik anı olsun. Bir olsun. Yarışmadaydı. Özenle hazırladığım, noktasına, kalemine, kurşununa kadar dakikalarca provaların ardından bir yarışma, yine bir canlı yayın. Hatta o yarışmada karşımda da çok iyi saatte olsun Tülin Ural ablamız, BRT ile evet, özdeş bir isim jüride. Güzel bir fon. Bülent Günkut konuşmaya çıktı canlı yayının akışında. Neticede fon ve ben ekranlarda bakıyorum, yüzlerce izleyici gülüyor. Ben ömründe gülünen bir sunucu olmadım. Dalga geçilen bir sunucu olmadım. Ama nereye gülüyorlar fon, acaba? Bülent Günkut canlı yayında konuşuyor. Jüriden bir işaretler geliyor hayretle. Anlamadım. Arkama bir bakayım dedim. Fon müziğini koreografi müziği zannedip içeride bilmeyen bir güzelin de tek açarak sahneye gelmesi. Orada yıkıldı olay artık. Benim öğretmenlik aklıma geldi. Bu kadar müziğini tanımamış bir finalist. Sen günlerce çalışmışsın. Evet. Diğer 11-12 arkadaşın kaç kızsanız içeride bir senin için mi çaldı o müzik, sunucunun fon müziği ve sen ete kaçarak gel dışarı. Nasıl onu yollat? Evet. Evet, burada anılarım orada oldu. Orada işte o doğaçlamalarla artık. Tabii o kızımızı tatlıca kızabilirdim ama profesyonel sunucu olarak da onu İşte gençler heyecan, biraz sonra bu koreografi desin filan diyerek. Evet. Aslında hep bir onlara anı bir yerde var, yol gösterici, bir abi, bir öğretmen olarak yaklaşmışsındır. Ve hep, işte aslında bu öğretmenliğin getirdiği, sana getirileri de çok olmuştur muhakkak ki. Bir de hep yetişkin çocukların öğretmeni olmak istedim. Yani bu arada kum saatimizi de çevirelim. Bugün tabii gecikmeli evet, bitiriyoruz. Normalde 10 kala evet, biten programımız. Evet. Geç başladığımız için 9'u 10 geçe bitecek. Evet. Son 10 dakikamızda dediğim gibi programın ama son 10 dakikası. Canlı yayın, BRT'de olmak, asıl olan da dediğim gibi bu kavurucu sıcaklarda bile
bu 20 Temmuz'un bu sıcak iklimlerin anormal değişmesine rağmen yine de sıcaklar bir yana, güzellikleri yaşa ve yaşat bir yana diyerek 26 Temmuz Cuma günü sabahleyin Mis Kuzey Kıbrısların, öğleden sonra 15'te Bay Kuzey Kıbrıs adaylarının coşkuyla elemelere katılmasını bekliyorum. Evet. Bu güzel akşamda da canlı performansta bunu da yinelemek istiyorum. Hı hı. Çünkü Beretemiz yıllardır olduğu evet. gibi yine yanımda, iletişim sponsorumuz olarak, hı hı. canlı yayınımız, diğer davet ve çağrı yayınlarımızda. Bu yüzden ben başta müdürümüz Meryem Özkurt'a da ve bütün bu yolculuktaki yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Güzellikleri yaşa ve yaşat. Yine bu temayla. 18-24 yaş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise veya dengi bir okul mezunu dahası olan adaylarımızı 26'sında elemeler için bekliyoruz. Çünkü evet. keşke dememek için. Çünkü olacak. Bu finale yürekler katılacak. Bir güzel finalist listesi belirlenecek. Sonradan keşke ya ben dememek için gelecek cuma bu elemelerde yer alsınlar diyorum gençliğe. Evet. Büyük bir heyecan tabii ki. Yine tabii ki. Güzellik yarışması. Çok heyecan. Benim 40 yıldır yatsınamaz heyecanım. 365 gün. Zaten ben her bir biten bir yılın gelecek yılını düşünen bir adamım. Evet. Bir ekol dendiyse o ekollü olma şansıyla. Bir de bilinmelidir ki Günkut ekolü veya Bülent Günkut yarışma yapar. Nokta. Nokta. Evet. Tabii bu noktayı koyarken daha vaktimiz var. O yüzden evet, buraya nokta koyalım ama biz yine de devam edelim. Sahneye çıkınca, özellikle biz de izlediğimizde ekranda evet. genç kızların en çok heyecanlandığı aslında o sorular. Yeah. O soruları da soruyorsunuz ve o cevabı heyecanla vermeye çalışıyorlar. Şu anda o sahnede sunucu değil de siz çıkmış olsaydınız Bülent Günkut olarak ve soru size sorulmuş olsaydı, bu yarışmaya niye katılıyorsunuz? Evet. Evet. Amacınız nedir? Ne olmasını isterdiniz? Bülent Günkut ne cevap verirdi? Yani Bülent Günkut zaten o yarışmayı... Güzellik denilince evet. ne söyleyebilir bizlere? Evet. Bence güzellik, kendine güvenen, zeki, çağdaş, özgüven dolu, sportif ve günlerin getirdikleri arasında yoğrulmuş 18 ile 24 yaşın bir duruşudur. Kız olsun, erkek olsun, genel konuşayım, ikiye bölmemek babında yarışmalar mı? Her iki dalda da yaşadığımız günleri tanımaları gerekiyor. Dünyalarını tanımaları gerekiyor. Bir de neden Mis Kuzey Kıbrıs? Neden Bay Kuzey Kıbrıs diye bu açılımı. Çünkü bu bir güzellik yarışmasıdır. Tanınma tanıtma yolculuğumuzda da bugün bizi yönetenler, bize hükümet edenler, Turizm Bakanlığı olsun, Kültür Bakanlığı olsun, eğitim ve veya gidilecek bir başka yolculuğun bakanlığı olsun, ülkeyi tanıtacakları bir duruş. Ulusal kostümler gidecek, tasarımlar gidecek veya bir çalıştayda ülke kültürü yansıtılacak. Hemen bir telefon, Bülent Günkut Hocam veya Günkut Ekolü, son güzelleriniz, son baylarınız ne yapıyor bu ülke vatandaşlarımız, bu tescilli çocuklar? Çünkü diyorum işte şimdilerde çok dile getirdiğimiz Azerbaycan'da evet. bir Kıbrıs Türk Gecesi olacak. Hemen güzeller hazırlandı. Tabii bunlar bütçeyle alakalı evet. konular ama gidilecek tiyoları verdim. Evet. İşte güzel olmak, güzelliğe hazırlanmak bunlardır. Yoksa eğer Mis Kuzey Kıbrıs olmak, Bay Kuzey Kıbrıs olmak, 7/24 8000 tane kanalda dizi yıldızı olacak. O dizide görünecek. Bu dizide Yeşil Köşk'ün Lambası, bilmem Mumlu Kadının Rüyası gibi dizilerde görünecek
çocukları yetiştirmiyorum. Affola. Ben toplumda eğitimiyle, duruşuyla ünvanını verecek. Bu yıl 40.sı gerçekleşecek. 40 tescilli kraliçe ve de onun açılımı runner-up dediğimiz dereceleriyle, kamplarıyla düzgün ülke gençliği bekliyorum. Biliyorsun ki Aysel Çağan Soysucuoğlu da bizim haber spikerimiz. Aynen, benim gururum. Zaman zaman ana haber spikerliği ve şu anda da yine dönüşümlü haber spikerimiz. Tabii. Ve hangi yıldı şu an affetsin hatırlayamıyorum ama yine güzellik yarışmasında derecesi olan tabii bir arkadaşımız. Tabii ki 98. Siz daha iyi bileceksiniz. 1998 güzelimiz. İnanılmaz bir duruş. Çok güzel bir Kıbrıslı ailenin kızı, iki kızından biri, çok da güzel bir anne ve ekrandaki hayran olduğum yüzlerden haberlerde. Miss Kuzey Kıbrıs'ta tarihi dokunuşlarında 40 yılın çok çok muhteşem güzelleri var, anneleri var şimdi. Evet. İşte ilk dünya derecemizdeki 88 güzelimiz Fatoş Anıl Hanım. Efendim 1997 İstanbul'da yaşamını sürdüren İnci Pars Özgürgün gibi 1991'in taçlı güzeli akademisyen sevgili doçent doktorumuz Emete Toros bir dolu amaçlı güzellik anlamlı desteklerle şimdi çok yakınlarda 2017'lerde Miss Tourism World gibi dünyanın en seçkin dünya turizm güzelliğinin dördüncü güzeli North Cyprus Fulya Tilki bir hoca hanım olarak liselerimizde yabancı dil hoca hanımı. Demek ki Miss Kuzey Kıbrıs olmak adı yeter. Evet. Ve birçok şeyler yapıldı. Sıfırdan olmayan dediğimiz gibi bir mankenlik ajansı. Böyle çok, bir sektör çok var. Bundan sonrası için Bülent Günkut kendisi adına ki ne güzel bir kitap işte gelecek nesillere bırakacak tarihe ama bir not daha diye. Başka ne gibi hedefler, adımlar düşünüyor ve bu sektör adına şu anda gelinen noktayı nerede görüyor? Çünkü önünü açmış oldunuz. Tabii ki. Neler önereceksiniz bu noktadan? Yani benim adamızda ben hala daha Mutlu Barış Harekatı'na göre 50. yıl. Cumhuriyetimizin ilanına göre de 41. yılımız 83'lere göre. Bütün yıllar 50'yi baz alsak 74'ü bile tek hedefimiz dünyada tanınır olmak ve 50 yıldır bu yolculuğumuzun 51. yılımızda artık tescilli, duruşlu Kuzey Kıbrıs'ı tanıyan bir dünyada direkt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bandıyla ve veya North Cyprus resmi tescilli Miss World'larda yer almak için bekliyorum. Bir de gelecek dönem artık şöyle seçimlere veya seçimlerin olmazsa da yeni bir yapılanmada da bu duruşlara değer verecek bir liyakat kurulu istirham ediyorum. Evet. Ben ve benim yaşanmışlıklarımın ışığından çıkarak hani rekabet kurulu falan var da haksız rekabetten kaçınarak toplumda böylesi serbest açılımlarda giden bu benim yarattıklarımı da yarattım diyerek veya zannederek ilerleyenlerin de bir adı konması için resmi tescilli bir liyakat kurulu da olsun. Herkes benim diyemesin. Bir liyakat kurulu bir aşamadan, bir otoriteden bir notunu alsın. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Evet, çok da güzel. Yine anlayabileceğini umuyorum. Şiir tadında yine bizlerle. Çünkü kırıcı olmak istemiyorum. Evet. Hele bu saatten sonra yaşım, başım la devlet mercilerinde bile bir kişi var benden iki yaş büyük. Hepsi maşallah benim gencim bireyler. Bu yüzden yaşımla, başımla, yaşanmışlıklarımla da aynı saygıyı ben nasıl toplumuma 50 yıldır aynı. Çünkü ben 50 yıl hep sevgiyle yaşadım. Evet. 50 yıl bu yaşlarıma gelene kadar da hiçbir zaman
siyasete girmeyi, belediye başkanı olmayı, meclis üyesi olmayı, muhtar olmayı ve veya milletvekilliğine ve veya ilerilere hiç düşünmedim. Evet. Sevgi var. Sevgiye ait de bu güzellikler yolculuğu var diyerek burada karşınızdayım. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Güzelliklerle dolu bir hayat hikayesinden parça parça güzel notları sığdırabildiğimiz bu kısacık sürede bizlerle paylaştın tekrardan. Ve tabii ki Bülent Günkut 70 adlı kitapta okuyucuyla buluşunca eminim ki daha detaylarla da mutlaka herkes tanıyor biliyor ama o küçük detayları, bilinmeyen esprili yanları, anıları, hikayeleri dinlemek. Bir de bakalım kimler var, kimler girebilmiş tarihe. Bulacaklar. Komşulardan, okula, okuldan hayata dair notlarda. Gerçekten. Evet. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp çünkü biliyorum ki hiç durmayan ve çalışan bir kişilik çok. Bülent Günkut ve bize de böylesi yoğun bir dönemde zaman ayırıp geldiğin için Kesinlikle. Çünkü öncelikle Berete, sen ve bütün Berete ailemizle bir yol haritamız var. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ne kadar yoğun olsam da hazırlandım ve karşınızda oldum. Yüreğine sağlık diyorum. Ve işte hayatta Bülent Günkut bizlerle birlikte oldu. Onun da deyimiyle söylediği sözle bitirmek istiyorum. Güzellikleri yaşayın ve yaşatın. Hoşça kalın. Bizim çok sağ olun. Dofer Construction İşte Hayat programını sundu.